أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر يا سيدي Evet, şimdi biz Müslüman olmamızla birlikte bir konu hakkında çok yanlış bir bilgiye sahibiz. Ne konusu o? İsa Aleyhisselam konusu. İsa Aleyhisselam'ın filmlerini seyreden milletimiz filmlerde gibi olduğunu zannediyor. Yani Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdiklerini zannediyorlar. Ama hakikati öyle değil. Şimdi inşallah bugünkü dersimiz bize bunu anlatacak. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılması. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Onlar plan kurarlar. Allah plan kurar. Onlar oyun yaparlar. Yani Allah onların oyununu bozar. Allah Subhanahu ve Teala'nın üstüne plan kuracak yoktur. Yahudiler ne yaptılar? Yahudiler. İsa Aleyhisselam mucizeleri gösterdiği zaman ne yapıyordu İsa Aleyhisselam? Deri hastalığı olan insana elini sürdüğü zaman iyileştiriyordu, mucizesiydi. Ondan sonra elleri ayakları tutmayanlara, velhasıl hasta olanlara dokunduğu zaman hemen iyi ediyordu İsa Aleyhisselam ve de ölüleri diriltebiliyordu. Allah ona bu ikramı verdi. Burada da tabii şunu anlamamız lazım. Yani ölüyü diriltir, ondan sonra cima ölüyle konuşur, daha başka işler yapar. Hepsi Allah'ın verdiği kudretledir Celle Celaluhu. Bu düşünceye sahip olmak insanı dinden etmez. Bugün maalesef işte her ne duyduysa, kulağına geldiyse şirktir diyen insanlar Kur'an-ı Kerim'i düşünmüyorlar. Mesela diyorlar ki, sen kabirdekine Kur'an okuyamazsın diyor bazı gruplar. Kabirdekine sesini duyuramazsın. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de inneke la tusmi'ul mevta ayeti kerimesi vardır. Estağfirullah, bismillah. Sen ölülere duyuramazsın diyor Mevla Celle Celaluhu. Oradaki muradı Mevlamızın, yani zahiri alemde insanlar kabirdekine sesi normal olarak duyuramayacağını bilmesini anlatıyor Mevla orada. Onun gibi de sen kalbi ölmüş, kabre girmiş müşrikler grubu vardır. Onlar hidayete gelmezler diye Mevlamız söylüyor. Bunun yanında bir de sen duyuramazsın, biz duyururuz manası vardır bunun altında. Eğer kabirdekiler ses duymuyorsa o vakit İsa Aleyhisselam kum bi iznillah, kalk Allah'ın izniyle dedi, nasıl duyuyorlar? Ayette geçiyor bu. Ve uhyil mevta bi iznillah. Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Bismillah, kalk. Duymuyorsa nasıl kalkıyor bunlar? İsa Aleyhisselam bunları kaldırdı yani. Konuştu onlarla. İşte yani Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, anlatıyoruz falan diye böyle süslü laflarla insanları kandırıyorlar ama Kur'an-ı Kerim'i anlayamıyorlar ki anlatsınlar. İşte Yahudiler geldiler, baktılar İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyor, hastaları iyi ediyor. Hemen kendi aralarında İsa Aleyhisselam'a bir kin gütmeye başladılar hasetlerinden dolayı, kıskançlıklarından dolayı. Dediler ki bu sihirbazdır, bu cadıdır, sihir yapıyor herkese falan. Ondan sonra İsa Aleyhisselam bunların bu sözlerini duyunca, bu kadar aleni bir şekilde hakkı izhar eden bir peygambere sihirbaz ve cadı dediklerini duyunca bunlara lanet etti diyor Yahudilere. Kur'an-ı Kerim'de de geçer lanet etti yani. Davud Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarına lanet ettiği Kur'an-ı Kerim'de geçer. Lanet edince bunlar korktular. İsa Aleyhisselam lanet edince Yahudiler. Gittiler kendi krallarına söylediler. Böyle oldu. İsa Aleyhisselam Allah'ın bunları maymuna ve Hızır'a döndür diye beddua etmiş. Domuza ve maymuna döndür diye. Onun üzerine gidip bunlar kendi krallarına söylediler. Kral da korktu, kral da korkuya girdi. Dediler ki bunu öldürelim yoksa başımıza belalar inecek. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için geldiklerinde, tabi burada biraz orayı hızlı geçmiş. İsa Aleyhisselam'ın bir mağarada olduğu rivayeti vardır. O mağarayı da kimse bilmezdi onun oraya çekildiğini.
ibadet için. O mağarada ibadet ederken gökten Cebrail aleyhisselam iniyor. Cebrail aleyhisselam iniyor. 12 havarisi vardı biliyorsunuz İsa aleyhisselamın. 12 havarisinden bir tanesi bu Judas diye bilinir. Taydus diye burada geçmiş. Eşbu' diye de isimler, rivayetler geliyor. Daha ziyade meçhul olan Judas'tır. Judas Şem'un diye de geçiyor. O işte ihanet ediyor İsa aleyhisselam. Zaten İsa aleyhisselam geceden bunun haberini veriyor. Havarileriyle sohbet ediyor gitmeden önce, göğe kaldırmadan önce. Horoz ötmeden diyor, biriniz bana hainlik yapacaksınız, ihanet edeceksiniz. Gerçekten bir tanesi gidip Yahudilere İsa aleyhisselamın hangi mağarada olduğunu söylüyor. Yahudiler kralın askeriyle geliyorlar İsa aleyhisselamı öldürmeye. O Judas denilen haini içeriye gönderiyorlar. O içeriye girdiği zaman, daha o mağaradan içeri girmeden zaten Cebrail aleyhisselam geliyor. Seni öldürmek için geldiler. Rabbimiz seni göğe kaldırmayı murad ediyor. Onu ikinci kat semaya çıkartıyor. Bir rivayet iki, bir rivayet üçüncü semaya. Cebrail aleyhisselam çıkartıyor. İçeriye giriyor bu hain Judas. İyi dinleyin bak. İçeriye giriyor, bakıyor İsa aleyhisselam yok. Geriye doğru çıkarken Rabbimiz onun yüzünü İsa aleyhisselama benzetiyor. Beden kendi bedeni ama yüzü İsa aleyhisselamın görüntüsünü alıyor. Bunlar tabii dışarıya çıkanı İsa aleyhisselam zannedip öldürüyorlar, çarmıha geliyorlar. Ama bakıyorlar ki bedeni bu bizim arkadaşın, elbiseler de öyle. Bedeni bizim içeriye gönderdiği zaman yüzü İsa'ya benziyor diyorlar. Kendileri de şaşırıyorlar işi, karıştırıyorlar. وَلَيَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ ayeti kerimede geçtiği gibi. Karıştı işler. Bu eğer İsa ise bizim içeriye gönderdiğimiz adam nerede? Yok içeriye gönderdiğimiz adamsa bu, İsa nerede? Diye böyle kendileri de hakiki bir ilme sahip olmadan, bedenin de İsa'ya ait olmadığını bilerekten İsa'yı çarmıha gerdik dediler. Ama İsa aleyhisselam göklere kaldırılmıştı. Hiçbir Yahudi, inatçı Yahudinin eli ona değmedi bile. Mevlamız izin vermedi yani. Celle Celaluhu. İşin hakikati budur. Yok işte kendini feda etti de, dayak yedi de, çarmıha gerildi de, ümmetinin günahları. Bunların hepsi Hristiyan uydurmasıdır. Tamamen safsata yani. Hiçbir Yahudinin eli İsa aleyhisselama değemedi bile. Çünkü Rabbimiz Celle ve Ala'nın şöyle bir adeti var. Savaş ile emrolunan peygamberleri kimse öldüremez. Allah'ın korumasındadır. Özellikle bu nokta önemli. Bak, savaş ile emrolunan. Onun için Davut aleyhisselamı kimse öldüremedi. Süleyman aleyhisselamı kimse öldüremez. Zekeriya aleyhisselamı şehit ettiler. Yahya aleyhisselamı şehit ettiler. Çünkü onlar savaşta emrolunmuş peygamber değildi. Böyle bir imtihana maruz kaldılar. Ama savaş ile emrolunan peygamberlerin hiçbirisine kafir eli dokunamaz, kafir eli ölemez. İsa aleyhisselam da gökten indiği zaman savaşacağı için, peygamberin halifesi olarak sallallahu aleyhi ve sellem, onun için ona da hiçbir Yahudinin eli dokunmadan Allah subhanehu ve teala göğe kaldırdı onu. Bu karışıklık olduğu zaman diyor, o vakit Yahudiler de birbirine girdiler. O vakitte bayağı bir cemaat de birbirini öldürdüler diyor. Ehli tefsir de der, geçer ki kaçan bu eşbu'yu salbettiler. Bu hain olan Judas'ı astıkları zaman Hazreti Meryem ile eşbu'nun hatunu ağlarlar idi. Bu hain Judas'ın hanımıyla Hazreti Meryem, İsa aleyhisselamın annesi ağlıyorlardı. Hazreti İsa gelip anasına göründü. Rabbimiz Celle ve Ala tekrar aşağıya gönderiyor. Annen çok hüzünlendi. Git onun kalbini yumuşat sonra. Geliyor, göründü ve dedi ki niçin ağlarsın? Hak Teala eşbu'u benim suretime koyup onlara gösterdi. Ben ölmedim. Yüz İsa aleyhisselam benzediği için İsa aleyhisselamı çarmıha gerdiler diye zannetti diyor Hazreti Meryem. İsa aleyhisselam geldi. Ben çarmıha gerilen ben değilim. O Judas'tır diye söyledi annesine rahatlaması için. Ben ölmedim, diriyim dedi. Nitekim Hazreti Hak Celle ve Ala buyurur. وَمَا قَتَلُوهُ Ayette böyle geçiyor. Onu öldürmediler. Bak. Bu çok önemli. Bakın. Yani bir Müslüman İsa aleyhisselam çarmıha gerildi derse çok tehlikeli yani. Rabbimiz Celle ve Ala buyurur. وَمَا قَتَلُوهُ Onu öldürmediler.
وَمَا صَلَبُهُ Asmadılar da, çarmıha da germediler. وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ Ancak onlara benzetildi diyor. İsa'ya benzetildi bir tanesi. Onu yaptılar öyle yani. وَنَقِلْدِرْ ki ne vakit Hazreti İsa göğe kaldırıldı, o kavm üç bölük oldular. Bir bölüğü Nasturiye ve bir bölüğü Yakubiye ve bir bölüğü Melikaiye idi. Üçe bölündü diyor Hristiyan alemi. Nasturiye, Yakubiye ve Melikaiye oldu. Nasturiye dediler ki Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur. Bir grup öyle diyor. Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyor. Yakubiye dedi ki Hazreti İsa Allah'tır haşa. Gökten inip Hazreti Meryem'in rahmine girdi haşa. Ondan sonra yeryüzüne çıktı. Gökten indi Hazreti Meryem'in karnına girdi diyor. Sonra yeryüzüne çıktı. Allah Allah. Melikaiye dedi ki Tanrı üçündendir. Biri Hazreti İsa'dır, biri Hazreti Meryem'dir, biri Allah'tır dedi. Üçe bölündü Hristiyan alemi diyor. Üç grup. Şimdi bir onlar ismi ne? Katolik, değil mi? Ortodoks. Protestan, Ortodoks. Şimdiki isimleri böyle. Tamam mı? O zamanki isimleri burada yazılan gibi. Tefsir ulemasında bizim okuduğumuz Sahavi tefsirindeki rivayette şöyle söylüyor. 80 sene bozulmadılar hiç. İsa Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi devam ettiler. Tek Allah inancıyla. Sonra bir Yahudinin kendilerine kurduğu bir oyun ile işte bu üç bölüğe bölündüler. Birisi dedi ki İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur haşa. Bir grup dedi ki İsa Aleyhisselam haşa Allah'tır. Bir grupta dedi ki üç tane ilah vardır. Teslis diyorlar ya böyle hani üç böyle yapıyorlar. Teslis o işte. Üç ilah var yani. Allah Subhanahu ve Teala, Hazreti Meryem, Hazreti Meryem haşa Allah'ın hanımıdır diyorlar. Bu kadar çirkef, bu kadar çirkin sözleri var yani. Allah muhafaza buyursun. Peki. Hak Teala cümlesinin sözünü iptal etti ve bu kavli gönderdi. Hepsinin sözünü bitirmek için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurdu. Zalike İsa ibnu Meryem. Bu Meryem oğlu İsa'dır. Kavlel hakki lezî fîhî yemterûn. Kendisinde insanların şüpheye dalmış olduğu Allah'ın sözü. وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِيدٌ Yerde, gökte, her yerde, hiçbir yerde Allah'tan başka bir ilah yoktur. Hazreti Meryem normal bir insandır. Yani normal dediğimiz insandır yani. İnsan grubu içerisindedir. İsa Aleyhisselam da insan grubu içerisindedir. Beşer sıfatı dediğimiz insanlık sıfatın dairesinin dışına çıkmadı hiçbirisi. Ha insanların içinde çok üstündür. O ayrı. Ama insan dairesinin dışına hiçbir peygamber keza bizim peygamberimize çıkmadı. Ve nakildir ki Hazreti İsa ahir zamanda Deccal'ı öldürmek için gökten Dimişk'te Ak Minare'ye ine ve iki ellerin iki feriştan omuzuna koyup ine. Hadis-i şerifin anlattığını burada bize söylüyor. Deccal çıkacaktır ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'dan sonra Deccal çıkacaktır. Her yeri fesada verecek. O vakit Şam'da beyaz minare vardır diyor. Yeryüzünün göğe en yakın yeri orasıdır, o noktadır diyor. Tefsir alimlerimiz. O noktaya iki meleğin omuzunda inecektir İsa Aleyhisselam. İki meleğin omuzunda. Ondan sonra cihanı geze Deccali Kudüs canibinde Led kapısında bulacak. Gezecek, Deccal'ı arayacak. Lut kapısı der. Burada Led kapısı der. Artık rivayetler şu anki ismi nedir bilemiyorum yani. Kudüs'te Led kapısı denilen yerde Deccal'ı bulacak. Harbe ile vurup öldüre. Orada kılıcıyla onun hakkından gelecek. Herkesin korktuğu Deccal o gün İsa Aleyhisselam'ı öldürecek. Ve Deccal'ın kanı mağribe değin aka. Böyle nehir gibi akacak diyor Deccal'ın kanı. O öldürdüğü zaman. Ama Deccal'ın çıkması Mehdi'den sonra işte bizim söylediğimiz gibi söylüyorum. Deccal'ın çıkması Mehdi Aleyhisselam'dan sonradır. Önce peygamberimizin soyundan gelen bir komutan çıkacak Mehdi. Abdullah oğlu Muhammed isminde.
Bütün İslam alemi de ona biat edecekler. Ondan sonra Deccal çıkacak yani. O Mehdi Aleyhisselam zamanında bütün dünya İslam olacak inşallah. Hak Celle ve Ala Hazretleri Muhammed ümmetine ikram eylemek için Hazreti İsa'yı aleme padişah ede ve Mehdi halka imam ola. İsa Aleyhisselam padişah, Mehdi Aleyhisselam imam olacak. Bu diyor Allah'ın ikramıdır. Ve ondan sonra Hazreti İsa Mekke'ye gelecek. Ve ondan Medine'ye gele, onda Arap'tan bir kız ala ve ondan kızları doğa. 40 yıldan sonra Hazreti İsa dahi fevt ola. Hazreti İsa Hak Teala Hazretlerinden dilemiş idi ki ümmeti Muhammed'den olaydı. Hak Teala Hazretleri duasını kabul edip umur vermiş idi. Çün muradı tamam oldu. Zaten bu olayların tecellisi İsa Aleyhisselam Peygamber-i Zişan ümmetine, yani bizlere ikram edeceği Mevla'nın ikramları duyunca elini kaldırıyor. Ya Rabbi beni da o ümmetten eyle. O duanın ikramına Mevlamız onu göğe kaldırıp tekrar indirecek ki peygamber ümmetine dahil olacak yani. Hazreti Peygamber'in son peygamber ümmetine dahil olacak. Mekke'ye gider, Mekke'den Medine'ye gider. Orada bir Arap kızıyla evlenir diyor. Burada ilk defa ben de burada okudum. Ondan kızları olur. 40 yaşına, 40 seneye vasıl olunca da Hakk'a irtihal eder. Hazreti İsa zaten Peygamber-i Zişan'ın kabrinin yanı boştur. Orada da İsa Aleyhisselam defnedilecektir yani. Onun için boş. Hazreti İsa dünyadan ahirete teşrif eyleyer. Dünyadan ahirete göçer. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh der ki Tevrat'ta yazılmıştır ki Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir yere defnolular. İşte geldi biraz önce söylediğimiz. Resul-i Ekrem'in sağında Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anh var. Sol tarafı boştur. Hazreti Ebubekir'in yanı Hazreti Ömer'dir. Sol tarafı boştur. Oraya Hazreti İsa defnolacak inşallah. Ehli tarih derler ki Hazreti Meryem İsa aleyhisselamdan gebe oldukta 13 yaşında idi. Şol vakit ki İskender bin Feylesof İsfandiyar oğlu Dara'ya Babil diyarında galebe etti. Hak Celle ve Ala Hazretleri İsa peygamberi 33 yaşında göğe kaldırdı. Kudüs'ten Ramazan ayında Kadir gecesinde idi. Zahhak radıyallahu anh der ki Hazreti İsa göğe kaldırıldı Aşura günü diye rivayete gelmiş. İkindi namazı arasında idi. Ebu Leys rahmetullahi aleyh der ki Hazreti Musa'dan İsa peygambere gelinceye 1000 yıl oldu. İsa, Musa aleyhisselam biliyorsunuz babasının adı İmran'dır. İsa aleyhisselamın da dedesinin adı İmran'dır. İki İmran arası 1000 yıldır derler. 1000 yıl geçmiştir yani. Ve Hazreti Meryem dahi Hazreti İsa göğe raf olunduktan sonra 6 yıl muammer oldu. Hazreti İsa göğe kaldırıldıktan sonra diyor annesi de daha 6 yıl daha yaşamıştır. Ondan sonra o da Hakk'a irtihal eylemiştir. Evet, işin hakikati budur. O çarmıha germeler, yani şeytanın insanı getirdiği oyuna bakın. İsa aleyhisselama hürmeten ne kadar komik, ne kadar acayip. İsa aleyhisselama hürmeten haç taşıyorlar. Halbuki hacın üzerine, yani çarmıha gerilen taşıdıkları İsa Aleyhisselam'a ihanet eden havarisi. İsa Aleyhisselam'ı Yahudilere nerede olduğunu söyleyen, İsa Aleyhisselam'ı düşmanlık yapan, ihanet eden havarisini boyunlarına taşıyorlar. İsa Aleyhisselam muhabbeten. Hakikatin yolu şaştı mı böyle? İnsan bu hale gelir yani. Allah muhafaza buyursun. Kendilerini kaldırıyorlar. Aynen. Yani göya İsa Aleyhisselam'ı seviyorlar. Onu sevdikleri için boynunda taşıdığını zannediyor ama çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam'ı ihanet eden kişi. Onu taşıyorlar yani boyunlarında. Velhasıl işin hakikati bu. İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi, göğe kaldırıldı. Hiçbir Yahudinin eli ona değemedi. Allah onu muhafaza eyledi. Müslümanlar böyle filmlerden gördüğü şeylere inanmasınlar. Bizim elimizde kitabı, kelamı kadim var. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde hepsini bize beyan eylemiş. Ve minallahi tevfik ve hürmetin habib. Ağzınıza sağlık hocam, hoş geldiniz. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz. Abi hoş geldiniz.
Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden At Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.